Dün getirdikleri hasta acile girdiğinde ben de oradaydım. Ya bana da bulaştıysa? İpek Hanım'dan da ses çıkmadığına göre durum ciddi. Allah'tan ben nöbete kalmıyorum bugün. Ya öyle ben Ateş kalmadım. Hocam biraz vaktiniz var mı? Bari doktorlar bir şey... Yok, vaktim yok. Hocam Mehmet Ali Hoca'nın hastalığı... Yok dedim vaktim Aysel Hemşire. He? Duymadın mı? Vaktim yok. Hocam hastanede salgın var diyorlar, doğru mu? Herkes bunu konuşuyor. Hadi bakalım kanınızı test ediyorsunuz. Sizin yüksek olan çıkarsa dolap derinin yanına taşınacak. Hocam, Mehmet Ali'yi de tanı sürecine dahil etmeliyiz. O bir hasta, öyle değil mi? Ne yapıyorduk? Hastaları tanı sürecine dahil etmiyorduk. Henüz mantıksız davranmaya başlamadı. Ama tarafsız da davranmıyor. Belli ki o adamla bir mevzusu var. Bu tanıyı koymak için en yüksek motivasyon onda çünkü kendisi hasta. Sizin aranız bozuk değil miydi? He? Öyle hatırlıyorum. Hayrola, barıştınız mı? MR'a göre adamın singülat korteksinde parlayan bir yer var. Hocam, parlayan yer pelte gibi olmuş. Hı. Singülat korteks neyi kontrol eder? Duyguları. Kahkahaları açıklar, öforiyi, mutluluğu. Peki bu pelteye ne neden oldu? Ya keşke aramızda bir nörolog olsaydı da. Bence de. Hastanın evine bir tek Mehmet Ali girdi. İşte tam da bu yüzden. Onun aramızda olmaması lazım. Mesela o eve gittiğinde bir hata yapmış olduğunu düşünseydin... ...bunu rahat rahat söyleyemezdin gerginlik çıkar diye, değil mi? Kendine saklardın. Mehmet Ali bizim için sadece bir hasta artık. Rahat rahat arkasından konuşabiliriz. Evet. Yakalayalım bakalım şu obur katili. Bu adamın beynini yiyen ne? Doğu at virüsü veya batanil virüsü. Yani aklıma gelen bunlar. Hemen Memoli'nin kanını test ediyorsunuz. Hastalığı kapan tek kişi o olduğuna göre insandan insana bulaş riski az. Yani sıfır değil ama az. Muhtemelen o evde Mehmet Ali'nin maruz kaldığı ölümcül bir toksin var. Bir köşede saklanıyor. Evet. Sıradaki kim? Eve gitmek için. Hı? Kim o eve gidecek? Kendisini arkadaşınız olarak bile görmeyen biri için kim kendini riske atacak? He? Hadi bakalım. Ben giderim. Dediğiniz gibi o sadece bir hasta. Gideyim bari işimi yapayım. Vay be. Yani kendini Memoli için feda edeceksin. Yüreğe bak. Sen? He? Şaka şaka. Kimse eve gitmeyecek. Tamam. Mehmet Ali evden bütün numuneleri almış, laboratuvara yığmış zaten. Bir dakika, bir dakika. Ne oluyor hocam? Bizi mi test ediyorsunuz? Şşş Celal. Öfkelenme Allah Allah. Kimse gitmeyecek. Doğru olanı yaptın. He? Mehmet Ali, o kadar dikkatli bir hekim olmasına rağmen o evde bir şey kapmış bilmeden. Hı? Farkında olmadan. Demek ki katil o evde. Bir köşede saklanıyor. Yakalamamız lazım katili. Hadi. Sedim, Sedim, kan. Evet doktor. Kıvranıyorsun iki saattir. Ne? Dökül bakalım. Bir iki hemşire gördüm az önce. Ortalık karışmış. Gerçekten bir salgın var mı? Tabii sen hastadan çok hemşirelerle görüştüğün için anında duymuşsun dedikoduları. Ya bırak şimdi. Ben ciddi soruyorum. Gerçekten bir salgın var mı? Hekim oldurdurmasa o eve gidecektin yani. Hastalar için ilk kez risk almıyoruz değil mi? Doktor olduğun için mi gitmek istedin yoksa hekim olduğun kararları içine sinmediği için mi gitmek istedin Zeynep? Şu an önceliğim ne Mehmet Ali ne de hekim oldu. Tek derdim hastalığa bir an önce tanı koymak, tamam? Tanıyı önce ben koyacağım hırsıyla hareket etmiyorsun umarım Zeynep. Zeynep öyle demek istemedim. Bak demek istediğim şu.
duygusal kararlar verme istiyorum. Bence sen de duygusal kararlar verme Emre. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.